Efendim atarlı giderli bir haftanın ardından gala heyecanına bir de bugün aldığı o titreten haber eklenince umarım konsepti de canlandıracağı karaktere kendisini fazla kaptırmaz, zira biz hepimiz tırmık içine kalırız maazallah. Efendim Kedi Kadın geliyor, Tuğçe Özbudak podyumda. Buradan defalarca geçti Kedi Kadın. Güzel bir performanstı. Bu kostüm partisi nerede oluyor acaba? Taksim'de. Halloween Party, Cadılar Bayramı konsepti. Böyle Kedi Kadın olarak gidiyorum. Kırbaçımı biraz önce şaklatamadım. Şimdi şaklatıyorum. Fark ettik. Gel bakalım. Esra. Güzel olmuş. Şovunu da beğendim. Teşekkür ederim. Provasını da izlemiştim zaten. Provalarda genelde daha iyi oluyor. Ben. Evet. Yani genelde zaten provaları iyi oluyor. Bende de açılınca bir şey oluyor bana da. Genel olarak iyi. Teşekkür ederim. Kedi olduğunu anlatman çok zor değil buradan bakınca. Ama en azından bir performans katmak istedim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Güzel kostüm. Kostüm partisi içeriğine uygun evet. Bence. Diktirdim, hazır almadım yine. Ama hani gözlüğün başındaki kuyruğun bla bla kostüm partiliksin. Ben çok konuşmak istemiyorum. Benim bir kostüm partisi anım var. Annem beni evlatlıktan reddediyordu. 8. Teşekkür ederim. Tabii ki söylemeyeceğim ne giydiğimi. Merak ediyorum, sonra söylersin. Tuğçe, şimdi bu kedi sana yakışmış beden olarak. Yani bunu ruh olarak. Ruh olarak değil de nilgiyse olmaz. Yani tombul kedi olurdu o zaman. Neden farkı var yani nil. Onun için yani o kürkün içinde o kadar güzel gözüküyor ki uzaktan böyle. Bayıldım sana buradan o kürkün içinde böyle. Şimdi bu senin bedenine tutmuş. Yani zayıflık, bayıflık, hareketler. Yalnız ben bir şey hatırlayacağım. Benim tanıdığım Türkiye'de bir tane kedi var. Ne kedi bu kedi? Kedinin adı neydi bu kedi? Müzeyyen. İran kedisi. He? İran kedisi. Hayır, hayır şimdi müzeyyen. Dedi. Kedi kadın. Panter Emel. O ne? Mu? Hayır ya. Değil senin kedi. Adın. Şerafettin. Kedi kadın. İngilizce. Ha kedi kadın. Kedi. Ha, kedi benim kadın. Tanıdığım Türkiye'de bir kedi kadın vardı. Onun şovunu izledim ben. Burada. O da sevgili İvan'a sertti. Ay çok teşekkür tabii ediyorum. Ki. Evet hatırlar mısınız? İlk şov yaptığım kedi evet, kadın. İvan'ın kafesi mafesi üzerine girdi. Çok sağ ol, teşekkür. Yukarılara çıktı, indi, kendini attı ve en sonunda geldi benim önümde durdu. Onun şovu gibi yapamam tabii ki ben. Öyle bir şey beklemeyin benden. Evet, yani İvan Hanım'dan dolayı o kedi şeyini biliyorum. Tabii seni görünce adıma Destan Yargıcı geldi. Renk, gözlük, kıyafet. Destan'ım... Ona ithafen. Tabii. Böyle siyah şapka babka
yakışmış yani Nesli Hanım'a. Allah'a şükür. Teşekkür ederim efendim. Tebrik ben de puanımı vereyim. Çünkü arkadaşların hakkını yemeyeyim. Çünkü Gizem Özgür'ün orada karşılıyor kaç puan alacak diye de. Gelene kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Hakikaten bayıldım. Hem de kostüm hem de hareketler. Hastaneye doldurdun. Çok güzel yani her şeyi yaptın. Sen zaten o dans var sende. Boş kalmasın sadece kostümle yürümeyeyim dedim. Kesinlikle sen show yapmayı seviyorsun. Evet. Sana yakışıyor. Teşekkür ederim. Yapabilirsin yani. Ben çok beğendim. Ay, teşekkür onu ederim veriyorum. Sağ olun. Vallahi bütün kedi hareketlerini biliyorum. 3 tane kara kedim var evde. Bacım, Naomi ve bir tane. Artık onlar gibi ben de böyle filan böyle hepsini öğrendim. Şöyle yapayım size o zaman. Sevimli kedicik. Evet. Bütün siyah kedilere de Naomi adını veriyorlar. Benim de iki arkadaşımın var. Onlar da Naomi. Naomi de ben o Naomi'yi sevmedi. Naomi oldu. Bazen sokağa çıkıyor. Ben sokaklarda Naomi, Naomi. Bozacı geçiyor zannediyorlar. Kedinin adı mı Naim? He? Kedinin adı mı Naim? Naimi, evet. Ha, komşu gibi söylüyorsun da, karşı komşu gibi. Öyle çağırıyorum. Kaçıyor evden. Ha, erkek mi? Dayanamıyor mu acaba? Ama ameliyatta sorun yok. Kızsa eve zor gelir. Nazara gelme diye. Teşekkür ederim. Tuğçe. Efendim hocam. O partiye... O çocuğu böyle kırbaçla zorla götürüyorum. Çekerek mi getireceksin? Gelmiyor benimle. Bağladım götürüyorum. Partiden öyle geliyorsun. Merdivenler varsa ne olacak? Zavallı artık çocuk gitti. Nasıl geliyorsa. Diğerleri gittik. Niye kuyruğun yamuk? Yamuk mu? Yamuk. Ha, onu belki. Onu bir düzelt. Kemerim gelmiştir. Ortadan olması gerekir. Tam ortada durmuyor mu? Herhalde o kemerden dolayı. Keşke onu sabitleseydin. Şu anda normale döndü. Şu anda. Hocam dans ederken dönmüş olabilir. Olsun. Peki. Onu dikeceksin. Olsun. Diktireceğim. 9 kardeş. Teşekkür ederim. Al bakalım. Sağ olun.